2012 yılında köy despolojisi kapsamında Köyler Hizmet Götürme Birliği'nce yapılan Kandil Yolu açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Müzik 2011 yılında ilçemizde köy des programında 19 kilometre, özel idare programından 4 kilometre olmak üzere 14+700 kilometre asfalt yolu yapılmış olup köylerin altyapılarını destekleme projesi kapsamında 2012 yılında ilçemiz genelinde yapılan asfalt yolların açılışını temsilen Kandilli Ereğli ilçesi yolunun bugün açılışı yapılmaktadır. Tırsıydı yanılmıyorsam. Seçim çalışmaları için ben Kandilli'ye gelmek istemiştim. Daha doğrusu benden önceki benim diğer bir arkadaşımız Hüseyin Bey, Hüseyin Yılmaz gelmişti buraya. Kandilli'de ciddi bir problem çıktı o zaman bu yolun açılmadığını, yapılmadığı ile ilgili. Biz de kendimiz geldiğinde buraya söz verdik. Biz eğer kazanırsak bu yolu açacağız demiştik. Sözümüzü verdik. Bizden önce 2006 yılında zaten bu yolun bir şeyi açılmış belli bir yere kadar. Zannediyorum %40 bana verilen bilgiye göre %40'ı bir açılmıştı bu yolun. Biz gerisini tamamlama sözü verdik. Tabi burada teşekkür edilmesi gereken sadece biz değiliz. Bizden önceki arkadaşlarımız da sağ olsunlar buraya bir girişinde bulunmuşlar. Bize düşen buraya bir omuz atmak oldu, bir el takmak oldu ve biz bu yolu bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun Kandilli halkına. Tabi şu arada bir yer daha var, onu biliyoruz. Onu da söz vermiyorum bakın yine ama elimizden geleni yapacağız oradaki yolu açmak için. Bir de yanlış anlaşılma var, ilerideki sert bir viraj var. Onun karşı iki tarafı da belediyeyle beraber yapmamız gerekiyor. Çünkü orası belediye sınırı. Bizim etki alanımızın dışında kalıyor. Onu da Ereğli Belediyesi eğer bir girişimde bulunursa bir proje çalışması yapılabilir diye düşünüyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız buradan gidip gelmeyi nasip etsin diyorum. Sağ olun. Nazır Hanım, Sayın Vekili başta olmak üzere saygıyla selamlıyorum. Malumunuz köydeyiz projesi aslın projesi olarak ciddi anlamda hem ülkemize hem de köylerimizin daha avat olabilmesi anlamında bir proje niteliğine kavuştu. Bu anlamda şu anda bunun bir örneğini Kandilli Ereğli bağlantısını açmak üzere bir aradayız. Yani emeği geçenlere, başta Sayın Vekilimize, ilçe kaymakamımıza ki çok yoğun çaba ve gayret gösterdi bir an önce tamamlanması noktasında. İl özel idaresine, değerli encümen üyelerine, meclis üyelerine, ilgilenmesi üyelerine, tüm emeği geçenlere, iş kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Bu projeler onların omuzları üzerinde yükseliyor. Dolayısıyla ortaya gelen bir güzellik varsa, başta Sayın Vekillerimiz olmak üzere aşağıya kadar kimler varsa değerli çalışanları, bu yolun üzerinden geçen insanları, değerli muhtarlar, aklınıza gelebilecek tüm ilgisiz havaalanı buradan yararlanan, buradan bir hava teneffüs eden kişilere de ben bu anlamda hayırlı uğurlu olsun diyorum ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Belirtmekte fayda var. Hem il özel idaremiz hem köyde çalışmaları ciddi anlamda durmadan devam ediyor. Bu her alanda oluyor. Çeşitli sıkıntılar olabilir. Bazen bu sıkıntıların bir kısmı işte su meselesinde gibi bizim Karadeniz her ne kadar yeşiller çok fazla da olsa yeraltı kaynağı çok fazla suyumuz yok. Dolayısıyla bir suyun birkaç köy arasında paylaşılıp ve düzenli kullanılması lazım. Altyapısı her şeyi tamam olmakla beraber birlik kuramadığımızdan, köyler arasında iyi bir dayanışma örneğini sergileyemediğimizden dolayısıyla su herkesin yararlanması gereken bir şey. Bu anlamda köyler arasında çok fazla birlik, ya birlik derken bunu resmi anlamda olanı söylüyorum, sağlanamadığından var olan kaynağı da çok güzel bazen kullanamıyoruz. Onun da yoksunlukları olmakla beraber hem su alanında hem de yol alanında cidden hatırı sayılır, insanımıza yakışır bir seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. Ben ciddi anlamda bu hükümetimiz olmak üzere başta köyde çalışmaları anlamında asıl projesi ondan söylüyorum. Zonguldak örneği ve Türkiye genelinde çünkü görev yaptığım 25 yılı aşkın yerlerde son 10 yılda gördüğümüz bu çalışmalar ciddi anlamda yani asıl projesi denilebilecek bir seviyeyi yakalamış. Ben tüm emeği geçenlere baştan hükümetimize, meclisimize kimler bu çaba göstermişse cidden bu projede
başta işte kaymakamlarımız, çalışanlar olarak, bizler valiler olarak, kimlerin emeği geçmişse, muhtarlarımız, ilgilenen mesulelerimiz, özel edilerimiz olmak üzere, tüm emeği geçenlere cidden ben şahsım, valiliğim olarak bir teşekkürü borç biliyorum. Allah onlardan razı olsun ki böyle bir projenin gerçekleşme alanda ortaya çıkması ciddi anlamda da bir devrim ve asrın projesidir. Bu anlamda bir örneği olarak Kandilli'yi Ereğli'ye bağlıyoruz. Bu bir örnek. Verilen Sayın Vekilimizin dediği gibi bir sözün yerine getirmesi anlamında da anlamlı buluyorum. Bunlar sadece bir örnek olsun diye şu anda bir açılışını yapacağız. İnşallah Zonguldak'ımız yol alanında olduğu gibi diğer tüm alanlarda da tüm problemlerini halletmiş ve geleceğe güzel bakan bir yapıya kavuşur. Bu anlamda da bizler buna ne kadar katkı yapabilirsek üzerimize düşeni de yerine getirmeyi sayıyoruz. Bu anlamda hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem de bir vesile Sayın Vekilimizin annesi de hastanede beyin kanaması anlamında yatıyor. İnşallah iyileşecek. Durumu iyi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da ona da şifa diliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Tüm hasta olanların, yakınları hasta olanların, şifa bekleyenlere de ben şifalar diliyorum. Dolayısıyla tekraren bu yolun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız yolculuk devam etmesini, aksayan yönleri varsa bir an önce düzeltilmesi anlamında da çabaların olarak bu anlamda hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, senin kullarının birbirlerini ziyaret etmelerini sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sıla-i rahim olarak bizlere haber veriyor ve sıla-i rahmin ömrü bereketlendirdiğini, güzelleştirdiğini bir hadis-i şeriften... Kulluğunu yaparken çaba sarf eden bütün kardeşlerimize, bu yola finansman sağlayan milletimize, devletimize ilelebet payidar olmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanımız.